Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda da inşallah önemli bir konuyu, güncel gündemdeki bir konuyu değerli konuklarımızla konuşmak istiyoruz. Ki son haftalarda ve son günlerde gitgide artık siyasetin gündemini de ciddi biçimde işgal eden af meselesi var. MHP'nin gündeme getirdiği ancak çok sınırlı bir işte kesimle ilgili olarak gündeme getirdiği bir af var. Peki içeride 28 Şubat mağdurları, FETÖ tarafından mağdur edilen, uzun yıllardır, 15-20 yıldır, hatta daha uzun süredir içeride ki o dönemin işte haksız, kirli işte zihniyetleri tarafından mağdur edilmiş Yusufiler var. Onların durumu ne olacak? Bunu konuşacağız. Mazlum Der Genel Sekreteri Sayın Avukat Kaya Kartal bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine 18 yıldır içeride bulunan, mağdur edilen Yasin Demir'in eşi Semiha Demir Hanım bizlerle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben Kaya Bey'e soracağım. Öncelikle ki şu anda meclis gündeminde değil mi? Evet, meclise sunuldu. Öyle meclise değil. Sunuldu, mecliste açıldı. Bu getirilen teklif neleri içeriyor, kimleri kapsıyor, ne öngörülüyor? Dilerseniz bu affı, yani şu an gündemdeki affı şöyle bir tarif edelim ve nasıl olması gerekir, daha sonra da ondan bahsedelim. Buyurun. Evet. Şimdi öncelikle Rehber TV'ye teşekkür ediyorum. Bu özellikle 28 Şubat mağdurlarıyla alakalı yürütülen çalışmalar bağlamında hem bizim mazlumlar olarak yürüttüğümüz çalışmalara ciddi katkı sağladılar. Hem de kendiler de zaten sizler doğal olarak önemli yayınlarla ve yoğunlaştırılmış yayınlarla katkı sağlıyorsunuz. Yıllardır maalesef unutulmuş bir başlık idi. En azından bu yıl ciddi anlamda bir yüklenme söz konusu oldu. Umuyoruz ki yıllardır, 20 yıl, 25 yılı bulan sürelerdir hapsedilen mazlumların tahliyesi için bir sonuca evrilir inşallah. Bunu İnşallah. Umut ediyoruz, bekliyoruz. Şimdi evet, bahsettiğiniz gibi MHP tarafından bir kanun teklifi meclise sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın imzasını taşıyan bir teklif temelde. Bu teklife baktığımızda özellikle 19 Mayıs 2018 öncesi işlenen suçlar yönünden içerik itibariyle 5 yıllık bir şartlı ceza indirimini öngören bir teklif olarak lanse ediliyor ve böyle savunuluyor Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Metinde de buna vurgu yapılıyor özellikle. Ancak gerek kamuoyunda, gerek basında, gerekse bizim ifademizle bu aslında bir tür af niteliği taşıyan bir teklif. İşte her ne kadar bunun bir af olmadığını vurgulamış olsalar da biz bunun psikolojik olarak kamuoyuna dönük bir çağrı içerdiğini düşünüyoruz. Ama metni incelediğimizde aslında 5 yıl gibi infazdan indirim şeklinde olması hasebiyle de özellikle adli suçların, adli mahpusların infazı açısından baktığımızda çok ciddi bir indirimi beraberinde getiriyor. 5 yıl yatmaktan kurtulmuş oluyor adli mahpuslar. Bu bildiğimiz bir aftır aslında. Her ne kadar dediğim gibi bunun af olmadığını söyleseler de. Yine bu metne baktığımızda istisna tutulan suçlardan birisinin orman suçları olduğunu görüyoruz. Bu aslında metni hazırlayanların psikolojik olarak da bunu bir af kanunu olduğunu düşündüklerini gösteren bir şey. Çünkü orman kanunu, orman suçları yönünden anayasada çok açık bir hüküm var. Orman suçları yönünden genel ve özel af çıkarılamaz şeklinde bir madde var. Bu metinde de orman suçlarının kapsam dışı bırakılması aslında dediğim gibi benim okumam en azından bu şekilde metni hazırlayanların psikolojisini de gösteriyor. Onlar da aslında bir af, basbayağı bir af metni hazırladıklarının farkında. Peki bu af kanunu neden çıkarılıyor? Bütün kanunlarda bir gerekçe olur. Bu kanun teklifinin de bir gerekçesi var. Metne baktığımızda genel gerekçesinde özellikle
üç temel vurgu söz konusu. Birincisi bizce de gayet makul olan bir vurgu. Deniyor ki Türkiye'de özellikle 16 Nisan 2017 referandumu sonrasında ciddi bir sistem değişikliği gerçekleşti. 24 Haziran 2018 oylamasıyla da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de bu fiilen hayata geçti. Türkiye'de yepyeni bir aslında siyasal sisteme geçilmiş oldu. Köklü bir değişiklik yapılmış oldu. Bu değişiklik genel bir barışmayı gerektirir diyor MHP teklifinde. Bu var mı? Bu şekilde mi geçiyor değil mi? Genel gerekçenin giriş metninde, giriş paragrafında bu geçiyor doğrudan. Genel bir barışmayı gerekli kılmaktadır diyorlar. Doğrudur. Biz de katılıyoruz buna. Yine bir takım ekonomik, toplumsal, sosyal değerlendirmeler yaptıktan sonra yine bizim katıldığımız önemli bir vurgu söz konusu. Bu paralel yargı dediğimiz bizim özellikle işte FETÖ yargılamaları, FETÖ-PYD'ye mensubu olduğu iddia olunan veya FETÖ-PYD'ye mensubu hakim ve savcılar tarafından yapılan yargılamalar. Yine metinde çok açık bir şekilde diyor ki bu örgüt 2006 ile 2016 yılları arasında verdikleri hukuka aykırı kararlar ve usulsüz tutuklamalar ile Türkiye'nin tutuklu hükümlü sayısında Avrupa'da birinci sırada yer almasına neden olmuştur diyor aslında. Yani bunu söylüyor bu metin. Bu örgütün siyasi, ideolojik ve ekonomik hasım bellediği kişilere dönük yargılamalar yaptığını, yargıyı bir tür silah olarak kullandığını ve bu çerçevede yaptığı siyasi, ideolojik ve ekonomik hasmane tutumla yaptığı yargılamalarla çok sayıda insanın cezaevine tıktığını söylüyor metin. Şimdi bu metni böyle okuduğunuzda şunu beklersiniz. Evet, demek ki siyasi ideolojik yargılamalara dönük bir af geliyor. Ya da siyasi ideolojik yargılamalara dönük bir indirim ya da bir düzenleme söz konusu olacak veya bir yeniden yargılama gündeme getirilecek. Bizzat FETÖ'nün kasıtlı olarak yani tabii, yöneldiği kişiler. Tabii bunlara bakılacak diyorsunuz. Ama metne geçildiğinde, yani maddelere geçildiğinde bakıyorsunuz ki kapsam içerisine tutulan suçlar, dolandırıcılık, sahtekarlık, çete suçları, silahlı örgüt suçları, işte yağma suçları mesela, gasp, hırsızlık bu kapsam içerisinde değerlendiriliyor. O kadar ileri gitmişler ki mesela insan ticareti suçları dahi bu metnin kapsamı içerisine alınmış. Uyuşturucu suçları kapsam içerisine alınmış. Yani bütün bunlar kapsam içerisinde. Kapsam dışında tutulan suçlamalar ne diye baktığımızda birçoğunun aslında ceza kanununda yer alsa da karşılığı olmayan suçlar olduğunu görüyoruz. Mesela işte düşman saflarında yer alarak Türkiye'ye karşı savaşma gibi böyle yani her zaman gerçekleşemeyecek bir takım suçlar var. Bunları sayıyor. Askeri bir takım suçları sayıyorlar uzun uzun. En son temelde aslında bağım teli diyebileceğimiz nokta doğrudan işte bizim 28 Şubat briefingli yargılamalarına muhatap olan, sonrasında işte metinde de bahsedilen FETÖ-PYD'ye yargısına muhatap olmuş, siyasi mahpusları da kapsam dışı bırakacak şekilde bütün siyasi suçları, bütün terör örgütü tırnak içerisinde tanımlaması içerisinde cezaevine tıkılmış olanların tamamını kapsam dışı bırakıyor. Şimdi biz bugüne kadarki bütün metinlerde, açıklamalarımızda işte bu mevzu gündeme geldiğinde hep şunu söyledik. Özellikle Müslüman siyasi mahpuslar yönünden onlarla bu konuyu müzakere ettik birçoğuyla, cezaevlerine yaptığımız ziyaretlerle. Aileleri de büyük oranda bu kanaatte diye düşünüyorum. Bu insanların zaten bir af talebi yok. Çünkü yargılamaları gayrimeşru addediyorlar. Meşru bir yargılama yok ki ortada, işte bu yargılama sonucu oluşmuş cezanın affı için birilerine yalvarsınlar. Böyle bir talep yok. Ama şu beklenti hep hakim. İşte bu metinde de ifade edildiği üzere, MHP'nin metinde de ifade edildiği üzere özellikle 2006-2016 yılları arasında bir gerçekliği var bu ülkenin. Örgütçüleri yargılıyoruz diye yargılama yapan hakim savcıların örgütçü olduğunu bugün devlet kendisi ifade ediyor. Örgütçüleri yargılamış. Burada artık şekli anlamda dahi bir yargı sorunuyla karşı karşıyayız. Bu metinden biz şunu beklerdik en azından. Bir ceza indirimi söz konusu olacaksa öncelikle bunların dahil edilmesini, ondan da öte bu insanların iade itibar açısından talep ettikleri yeniden yargılanmayı düzenleyecek bir metin olmasını beklerdik bu. Ama aksine yine bu insanları dışarıda yani bırakan bunlar, bir metinle karşı karşıyayız. Aslında bu teklifi getiren irade bu durumu biliyordu da.
Yani içerideki mağduriyetleri biliyordu. Tabii. Zaten kendi gerekçelerinde de var bu. Evet. Kendi gerekçelerinde de var. Evet. Ama alt kısımda istisna etmişler. Şimdi tekrar geleceğim size. Şimdi Yasin Demir'in eşi Semiha Hanım burada. 18 sene. Evet. Uzun bir süre. Ve siz de bu sürede hukuki olarak da mücadelenizi sürdürüyorsunuz. Yeniden yargılama talepleri ki hasta olduğu halde bu hastalığının işte göz ardı edilmesi, hatta hasta değildir şeklinde bir takım raporlar düzenlenmesi filan. Ki yaşanan bu arada sizin de yaşadığınız sıkıntılar var. Ki siz burada şu anda Yasin Demir'in eşi olarak buradasınız ama aynı zamanda Yusufi yakınlarının bir anlamda sesi olacaksınız. Öyle söyleyelim. Evet. Onların da tercümanı olarak buradasınız. Şimdi Kaya Bey dile getirdi affın içeriğini de en son söylediği yerden aslında devam edelim istiyorum. Şimdi FETÖ tarafından mağdur edildikleri apaçık ortaya çıkmasına rağmen, mağdur edenler de hapse atılmasına rağmen bir akıl tutulması var. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Hem yaşadığınız, bizzat müşahede ettiğiniz gözlemleriniz, tecrübeleriniz, hepsini dinlemek isteriz. Buyurun. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Rehber TV'den. Biz sesimize ses oluyorsunuz. Dertlerimizle dertleniyorsunuz. Allah-u Teala'sın varlığınızı eksik etmesin inşallah. Evet. Dediğiniz gibi 18 yıldır eşim cezaevindedir. Bu 2000'li yıllarda işte hani 93-2000 yıllarında bilindiği üzere PKK, JITEM, FETÖ bunlar Müslümanların tümüne kan kusturuyordular. Haliyle Müslümanlar da kendilerini savunmak adına, kendilerini korumak adına bir şeyler yaptılar. Kendilerini korudular onların şerrinden. Bu sefer suçlu duruma düştüler. Bu sefer onları alıp zindanlara tıkadılar. İşkenceler gördüler. Yani o dönemlerde o kadar yoğundu ki bir insanı tutukladıkları zaman onu göz altında ya kaybediyordular, ya şehit ediyordular ya da ortadan yok ediyordular yani. Gerçekten birisi tutuklanıp gittiği zaman o zaman cezaevine gönderildi dediklerinde insanlar seviniyordu. Çünkü her an yok edebilirdiler. Ki bunu benim eşime de yapmışlar. Yani onu da öldürme teşebbüsünde bulunmuşlar. Yalnız Allah-u Teala korumuş, yapamamışlar. Bu şekilde o Müslümanlara o zulmü yaptılar. O dönemlerde onlara kan kusturdular ve kendileri yine evlerimizi bastı. Kendileri yine işkence ettiler. Kendileri yine ceza verdiler. Onlardan biri de işte eşim 18 yıl önce İslami kimliğiyle bilinen bir kişilikti. Gece yarısı saat 3 gibi evime baskın düzenleyip gözaltına aldılar. Ondan sonra biz haber alamadık. Bir ay boyunca kendisinden haber alamadık. Tabii bu dönemde çeşitli işkencelerden geçmiş. Ama işte korkumuz odur ki acaba var mı yok mu korkularıyla da bir yandan yaşıyoruz. Ondan sonra bir duyduk ki Erzurum cezaevine atmışlar. Bizim de artık sıkıntılarımız onunla birlikte başlamış oldu. Yani ben bunu her yerde dile getiriyorum, getirmek de istiyorum. Aslında bizim eşlerimize 30 yıl ceza verdiler, müebbet verdiler ama bize de ağırlaşmış müebbet verdiler. Biz ailelere gerçekten ağırlaşmış müebbet verdiler. Çünkü biz zindan zindan onları dolaştırdılar. Biz de ailecek çoluk çocukla birlikte yaz kış demeden zindan zindan yollara düştük. Yani peki bizim bu hallere gelişimiz neden? Neden yani bu Müslümanlar ne yapmıştı? Zulme karşı direndiler, tekrar zulüm gördüler. Artık yani aileleri de kendileriyle birlikte zindanları dolaştılar ve bu insanlar çeşitli hastalıklara yakalandılar ki benim eşim de bunlardan birisidir. Eşim zindan zindan dolaştırıldıktan sonra biz bir duyduk ki doktora götürmüşler hepatit B hastalığına. Artık bu cezaevi şartlarında koşullarında ağır geldi, kronikleşti. Ondan sonra daha bir ağır hastalığa daha yakalandı. Ve bunu işte sözde doktora götürüp getiriyorlar yani öbür Müslümanları da götürüp getirdikleri halde. Götürüp getiriyorlar zaten yüzüne bunu resmen söylüyorlar. Hani hastalığının ne denli ağır, ne kadar fazla olduğunu
dile getiriyorlar. Ama söz konusu bir adalet içine, bir arayışı içine biz girdiğimiz zaman da bu sefer de işte hasta olmadığına dair raporlar düzenliyorlar. Cezaevinde kalır raporu. Evet, hastadır, hepatit hastasıdır ama taşıyıcıdır. Ama daha yani kolay bir hastalık olarak geçiyor oradan ve tekrar cezaevlerine atıyorlar. Yani biz öte taraftan bazı insanlara bakıyoruz. Tansiyonu yükselmiş, tansiyon hastasıdır, cezaevinden salıveriliyor. İşte yaş itibariyle cezaevinden salıverildi. İşte bazı hastalıklarından dolayı cezaevinden salıverildi ve bu sonda bir rahip daha vardı. Hani işte hastalık şeyinden dolayı ev hapsi veriyorlar ona da. Bizim tarafa bakıldığı zaman bizde yaşta mevcut 80'in üstünde Müslümanlar var zindanda. 80 yaşın üstünde yaşı olan Müslümanlar var insanlarda zindanda. Ve bu şekilde kanserli hastalarımız var zindanlarda. Yani toplum içinde en ağır hastalık şu anda kime sorsana diyecek ki kanser hastası. Ve kanser hastası olan kardeşler var zindanda. Yaşı epeyce ilerlemiş Müslümanlar var içeride. Hepatit hastalığına kronikleşmiş hastalığını alan insanlar var zindanlarda. Peki bunların hastalığı bu şekilde olmuşken, ölüme terk edilmişken bu öte yandan insanlara biz bakıyoruz ufak bir karaciğer hastasıdır. Anlattığım gibi, dediğim gibi o tür hastalıklardan dolayı bir bakıyoruz ki zindanlardan salıverilmişler. Yani bu ne zulümdür, bu ne adaletsizliktir. Bu insanlar bu ne suç işlediler ki hiçbir şekilde kimse onların penceresinden oraya bakmıyor. Hepsi ölüme terk edildiler. Bazı Müslümanlar vardır ki orada hayatlarını kaybettiler. Birçoğu da şu anda ölümü bekliyor. Şu ölüme terk edilmişler. Yani ya orada vefat ettiler ya da dışarıda çıkıp bir iki ay kaldıktan sonra vefat ettiler. Yani bizim korktuğumuz odur ki bizim de eşlerimiz şu anda onların yolunda ve o hastalıklarla mücadele ede ede o acaba diyoruz onların ölümünü de mi bunlar bekliyorlar? Daha ne zamana kadar bekleyecekler? Bu insanlar kanserli, bu insanlar yaşlı, bu insanlar tansiyon hastası, bu insanlar hepatitin en ağır boyutu hangisiyse o şekilde hastadırlar ve affedilip evlerine gelmiyorlar. Biz adalet istiyoruz. Yani bütün Müslümanlar da bunu haykırıyorlar. Bütün Müslüman aileler de bunu haykırıyorlar. Biz diyoruz ki biz affedilecek bir suç işlemedik. Evet, şimdi tam burada o ilk evet. dediğiniz nokta ki Kaya Bey de yani şimdi bir ay haber alamadık ve sadece o değil, onun gibi o dönemde böyle kaçırılan, ondan evet, sonra evet. nerede olduğu bilinmeyen ki ne kadar işkence, nasıl işkenceler gördüğü şu anda artık malum ama o sıkıntılı dönemde yargılamalar ne kadar usule uygun yapıldı, ne kadar işte gerçekten de hani işte sorgulamalar olsun, işin karakol kısmı, şu kısmı, bu kısmı ki imzalatılan ifadeler filan. Dolayısıyla yeniden yargılanmayı gerektiren ortada bir sürü asli, hakiki neden var. Öyle evet. değil mi? Evet. Yani işin özüne baktığımız zaman. Avukat Emin Güneş Bey'i de yayına alacağız. Arkadaşlarımız ulaşırlarsa. Şimdi FETÖ'nün özellikle son 3 yıl veya biraz daha 2014'e gidersek son 4 yılda iyice evet. netleşen, ortaya çıkan tutumu evet. var. Şimdi onları yargılayan hakimler, özellikle hakimler evet. ki ta üst kademeye kadar değil mi? Yargıtay aşamasına Tabii kadar. Evet. Onlar da ceza aldılar, evet. hapisteler. Bu çelişkiyi nasıl görüyorsunuz? Hocam yani insanı sadece düşündüren şey şudur. Düşünün, bir terörist size ceza veriyor. Kendisinin terörist olduğu alenen ortada. Ama siz onun verdiği o cezalarla halen hayatınızı orada sürdürüyorsunuz. Yani bu o kadar acı bir şey ki isimleri halen her şey halihazırda bellidir, mevcut avukatlarımızdadır isimler. Polisi de FETÖ, yargılayan da FETÖ'cü, içeriye tıkan da FETÖ'cü, cezayı veren de FETÖ'cü ve bunların bir kısmı firardadır, kaçtılar kendilerini kurtarmak adına. Bir bölümü de hepsi zindanlardadırlar. Ve bunların vermiş olduğu kararlar halen neden bizim üzerimizde devam ediyor? Halen bizim hayatımız neden onların vermiş olduğu kararlarla bu şekilde eziyetlerle geçiyor? Neden eşlerimiz hasta oldukları halde
yaşlı oldukları halde, bakılmaz hale geldikleri halde neden bu terörist insanların vermiş olduğu kararlar üzerine bizim de hayatımızı bitirdiler, onların da hayatını bitirdiler? Bu adalet nerede vardır? Kendileri bilmiyorlar mı? Devlet büyükleri hepsi de biliyorlar yani. Bu insanlar terörist oldular, memlekete kurşun sıktılar, bu insanlara zulmettiler. İsimleri de vardır her yerde ama maalesef ki maalesef ne acıdır ki bunların bize, bizim üzerimize, sadece Müslüman kesimin üzerinde vermiş olduğu kararlar halen yürürlükte devam ediyor. Bu çok düşündürücü, çok üzücü bir olaydır. Yani umudumuz odur ki bir an önce şu kararların iptalini istiyoruz. Bir an önce şu yanlıştan dönülsün. Bu Müslümanlara yaptıkları bu zulmü reva görenleri Allah'a havale ediyoruz ve diliyoruz ki bunlar görülsün insanlar tarafından. Devlet büyükleri tarafından fark edilsin. Biz zulme uğramışız, uğruyoruz da. Evet. Şimdi hocam bu içeride dediniz ki 550 civarında bu şekilde haksız biçimde tutulan insan var. 28 Şubat tabii 2006 sonrası yapılan operasyonlar, ondan sonra içeriye tıkılan El-Kaide adı altında, daha sonrasında IŞİD adı altında İslami örgütler açısından bakıldığında ya da diğer sol örgütler açısından bakıldığında işte KCK diyerek, işte PKK diyerek içeriye konular açısından da, konulan kişiler açısından da biz aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi yargıyı silah olarak kullanan, ideolojik ve siyasi mantıkla yargılama yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Doğal olarak bütün bu siyasi yargılamalar lekelenmiş durumda. Yani burada 550 rakamı bizim ortalama olarak 28 Şubat süreci ile alakalı çıkardığımız bir rakamdı. Müebbet. Onun sonrasında da var. Tabii sonrasındaki yargılamalarla birlikte falan bu sayı şu an aşmış durumda tabii. Aşmış durumda. Yani böyle bir sayı da edinemiyoruz. Yaptığımız bütün bilgi edinme başvurularında Adalet Bakanlığı'na bu konunun işte gizlilik çerçevesine değerlendirilerek cevaplanamayacağına ilişkin cevaplar geldi. Yani içerisinde cevap olmayan cevaplar geldi. Onun için net bir sayı söylememiz de mümkün değil. Evet. Şimdi az önce Semiha Hanım'ın dile getirdiği husus, bir ara siyasiler de ki hala yer yer bunu ifade ediyorlar. Yani şu anda FETÖ suçlamasıyla içeride olan hakimlerin yaptığı yargılamaların gözden geçirilmesi gerektiğine dair yer yer siyasiler de bunu dile getiriyor. Hatta MHP'den bile bunu söyleyen vekiller oldu. Tabii. Yani bir FETÖ'den işte içeride olan bir hakimin yargıladığı insanla aynı cezaevinde kalmaları ne kadar tuhaf bir durum diye bunu dile getirdiler. Hatta metinden bir bölüm okuyayım tam bu kapsamda. Buyurun. Ya bu MHP'nin af teklifinin veya işte onların ifadesiyle ceza indirimi teklifinin gerekçesinde olan bir paragraf. Diyor ki örgütün hukuk sistemini kullanarak gerçekleştirdiği haksızlıklar ve mağduriyetlerin yargılamanın yenilenmesi ve diğer kanun yollarıyla giderilmesi de hukuken mümkün olmamıştır diyor bugüne kadar. Evet. Yani farkında bu da yapılamamıştır diyor. O zaman ne yapalım? Ceza indirimi yapalım diyor. Yani bunu, yani bu metinde zaten öne çıkarılan bir başlık. Ama ne garip ki orada öyle söylüyor ama devamında tabii devamında sadece adliler için bir düzenleme getiriyor. Yani sanki bu ülkede yapılmış siyasi yargılamalar hangi örgüt için, hangi ideolojiye mensup siyasi için olursa olsun fark etmez. Sanki yapılmış siyasi yargılamaların hepsi çok adil, tertemiz. Diğer işte kişilere yönelik işlenen suçlar yönünden bu marazalar gerçekleşmiş. Halbuki tam tersi yani FETÖ dediğimiz yapı en temelde siyasi yargılamalarda zaten bu gücünü kullandı. Ki işin doğası da bunu gerektirir. Gidip de işte adli suçlarla, basit hırsızlık suçlarıyla falan uğraşmadılar. Evet. Temelde siyasi suçlarla uğraştılar. Emin Güneş Bey hattımızdaymış. Emin Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun efendim. Şimdi malum... Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi... Teşekkür ediyoruz. Malum gündemdeki affı konuşuyoruz. Affın kapsamı ve işte içeride uzun süredir tutuklu bulunan, 15-20 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan mağdurlar var, Yusufiler var. Onların bu af kapsamına alınıp alınmaması hususu var. Bunu konuşuyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem af teklifini, hem bu yaşanan mağduriyetleri, bu adaletsizliği. Buyurun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem af teklifini,
Bismillahirrahmanirrahim. Evvela biz Yusufiler diyoruz. Bu kavramın üzerinde durmak gerekir. Yusufi denince tabii biz Yusuf Aleyhisselam'ı kastediyoruz. Onun mağduriyetini, mazlumiyetini hatırlatmak istiyoruz insanlarımıza. Yusuf Aleyhisselam bilindiği gibi gömleği arkadan yırtılarak, bir iftiraya maruz bırakılarak zindana atılmış ve uzun yıllar zindanlarda unutulmuştu. Bizim Yusufilerimiz de Yusuf Aleyhisselam'la aynı kaderi paylaştılar ve gömlekleri arkadan yırtılmak suretiyle, hileyle, desiseyle, kumpasla, hak etmedikleri bir şekilde masum, günahsız, pırıl pırıl insanlar zindanlara atıldılar maalesef. Şimdi beklenti şudur. Şimdiye kadar mesela 25 yıldır, 28 yıldır bu insanlar içeride kimse ne affı, ne yeniden yargılanmayı, ne bir mağduriyeti dile getirilmedi. Bunu gündem olma sebebi iktidarda partisinin başında adalet kelimesi olan ve aslında geçmişte kendisi de Yusufiler gibi bir mağduriyete maruz bırakılmış insanların iktidar olması, Yusufilerde bir umut ve özellikle ailelerinde bir beklenti oluşturdu. En azından bu mağduriyetlerin görüleceği inancı oluşmaya başladı. Fakat görülen o ki Firavuni düzende bir değişiklik olmayınca kişilerin, şahısların değişmesi çok şeyi değiştirmiyor. Yani ben inanıyorum ki Kaya Bey dinledim, tüm söylediklerine katılıyorum ama bir konuda herhalde ondan ayrılacağım. O da şu, bu zihniyet, bu yargı mekanizması devam ettiği müddetçe yeniden yargılanma olsa dahi bu insanların bundan yararlanamayacağı kanaatindeyim. Çünkü bizim istediğimiz esasen anayasal, kökten anayasal bir değişikliğin olması. Hala bu insanların inancıyla barışık yaşaması veya böyle bir şey talep etmesi Türkiye'de hala suç olarak kabul ediliyor. Yani Türkiye'de sistem ıslah edicileri ifsad edici ve ifsad edicileri de ıslah edici olarak nitelendiriyor. Yani bunun esaslı bir biçimde değiştirilmesi lazım. Dikkat edilirse bu yasa tasarısında bundan istifade edecek olanlar ifsad ediciler. Yani yasa ifsad edicileri ıslah olmadan yeniden toplumun içine salıp tekrar ifsadı sağlamaya yönelik. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani ıslah ediciler zaten ifsat etmemişlerdi ki ıslahhaneye alınsınlar. Bunların içeride kalması başlı başına toplum için aslında bir tehdit. Çünkü siz bu toplumun muallimlerini, öğretmenlerini, mürebbilerini ahlaksızlıkla mücadele edecek faziletli insanlarını içeride tutuyorsunuz. Uyuşturucuyla, hırsızlıkla nam yapmış, şöhret yapmış, efendim mafya babaları, onun bunun servetine çökmüş insanları tekrar topluma salıyorsunuz. Bu af teklifi bu şekliyle yasalaştığı takdirde Türkiye'nin geleceğine ilişkin çok ciddi endişelerimizi dile getirmek zorunda kalacağız. Mesele sadece içeride olan kardeşlerimizle ilgili değil. Mesele bu toplumun geleceğine yönelik ciddi endişelerimizi mucib. Yani şu anda diyelim ki biz zannediyorduk ki kardeşlerimizi mağdur eden terör örgütleri ortaya çıktı, deşifre oldu. Mesela 28 Şubatçılar yargılandılar.
onların yargısının siyasal bir yargılama ve silah gibi kullanıldığı anlaşıldı. Onlardan sonraki yargılamayı yapan FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu ortaya çıktı. Şimdi terörist olanların yargı makamlarını işgal etmek suretiyle masum insanları terörist olarak damgalamaları ve bu damgaların üzerinden kaldırılmaması sıkıntı burada. Yani siz bu yargıçlara terörist dediniz. Bir terörist bir insanı nasıl yargılayabilir ve ona terörist diyebilir? Eğer bu meşru bir yargılama ise yargıçlar niye içeride? Eğer bu gayrimeşru bir yargılama ise yargılananlar ve mahkum edilenler neden içeride? Kimse buna bir açıklık getirmek istemiyor. Bir abrakadabra, yani bir hokus fokus gibi göz boyama yapmaya çalışıyorlar. Efendim, bu yargıçlar dürüst insanlar değildi. Namuslu bir yargılama yapmadılar. Yargı erkini siyasi amaçlarına alet ettiler. Silah gibi kullandılar. O halde hiç onların bu yaptıklarıyla alakası olmayanları affedelim. Madem böyle, şunu araştıracaksınız. Bu örgüt, bu FETÖ paralel devlet yapılanması örgütünün düşman gördüğü kategoriler veya cemaatler, tarikatlar, her neyse, yani dernekler, STK'lar, kim? Kimlerle uğraştılar? Kim bunlara haraç vermeyi reddetti? Kim bunlara boyun eğmedi? Kim bunların karşısında bir duruş gösterdi? Bunları bulup en çok mağdur edilenlerin bunlar olduğunun tespit edilmek suretiyle bunların aslında yargılanmanın yenilenmesi değil, iade itibar yoluyla. Çünkü bir terörist bir insanı içeri tıkmışsa buna işte hürriyetine el koyma denilir. Derhal özgürlüğü verilir. Mesela şimdi bir terör örgütü gelse, bir adamı götürse, bir yere tıksa, üzerine de kapıyı kilitlese, sen 10 yıl burada kalacaksın dese, meşru bir düzen kurulduğunda bu insanı çıkardığında bunu içeri tıkanları yakalar, onları zindanlara atar, onları da çıkarır, onlardan özür diler, af diler, tazminat öder, onların zararını, ziyanını giderir. Devlet olmak budur. Esasen işte orada bulunan bacımızın eşi Yasin ve arkadaşlarının dosyalarından anladığımız kadarıyla bunların mücadele ettikleri hareketler işte PKK ve FETÖ terör örgütleridir. Bu iki terör örgütünün birisi devlet kılığına girmiş, birisi de dağda eşkıya. Bunlar oradaki insanların namuslarına, özlerine, inançlarına tasallut etmişler. Kendilerine itaat etmelerini, bir bakıma boyun eğmelerini istemişler. Bunlar da direnmiş. Silahlı saldırıya silahlı saldırıyla belki nefsi müdafaa yapmışlar, meşru müdafaa yapmışlar. Oradan sonradan bu ikisinin de terör örgütü olduğunu, mesela normal bir ülkede şu beklenir: ya kardeşim, birisi size saldırdığı zaman siz karşılık vermek yerine niye devlete, devletin kollu kuvvetine gitmediniz diye böyle bir serzenişte bulunulur veya böyle bir şey söylenir. Fakat bir yetkinden, eski bir İçişleri Bakanı'nın ifadesiyle, işte 7000 kişilik istihbaratın içinden 6500'ü FETÖ terör örgütünden. O zaman diyoruz ki peki hangi devlete gideceğiz? Ha, sen niye paralel devlete gitmedin? Bu insanlar, yani bu Yusufiler, İki paralel devletin mağdurudurlar. Bir tanesi dağdaki paralel devlet, diğeri de devletin karakollarının içindeki paralel devlet. İki paralel devlete karşı mücadele ettiği için mağdur olmuş insanların mağduriyetinin giderilmesinin zamanı geçmiştir bize göre. Bunun da yolu
sadece af veya yeniden yargılama, hele hele ben yeniden yargılanmayı hiç mantıklı görmüyorum. Çünkü zihniyet aynı zihniyet. Yani şimdi mesela diyor ki işte dosyayı açalım bakalım, içinde cinayet var. İyi de bu cinayeti o mu yaptı, ona işkence ile kabul mü ettirildi? Şimdi bir defa hiç yargılama yapmadan şunu kabul etmesi lazım siyasilerin. Geçmişteki yargılamaların delilleri de işkenceyle elde edilmiş deliller ve geçersiz deliller. Peki. O dönemde işkencenin hangi boyutta olduğunu biliyoruz. Ya Emin Hocam, İşkence yani diyorsunuz ki, özür dilerim. Şehit edilen kardeşlerimizin karakol pencerelerinden atılıp intihar süsü verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla siz bir dosya açacaksınız. İşte efendim orada sanık, bunu böyle öldürdüm, böyle kestim, böyle doğradım. Bunu görünce diyeceksiniz ki ya adamın itirafları var işte bak. Ama hangi şartlarda itiraf etmiş? Ne şekilde itiraf etmiş? Yani peki o dönemde birinin öldürüp başka birinin boynuna koyduğuna dair çok sayıda örnek var. Evet. Böyle olmadığını nereden bileceğiz? O yüzden ben yeniden yargılanmadan ziyade bunun esaslı olarak belki genel bir af, yani yeni bir sayfa açılma şeklinde, bundan sonra böyle şeylere ortam oluşturmamak üzere yeni bir sayfa açılmasından yanayım. Ama en acil olanı da tekrar böyle örgütlenmelerin olmaması için anayasanın kökten değiştirilmesi lazım. Bu şekilde yargıyı ve devletin diğer kurumlarını kendi ideolojik görüşlerine alet etmemesi için anayasal bir zırh hazırlanması lazım. Peki. Şimdi o boşluğu doldurmaya çalışanlar var. Birileri yeniden oraya gelip başka birilerini bu sefer bir kıyımdan geçirmek hazırlığı içinde. Bu ülke bu şekilde nereye varacak? Buna ciddi önlem alınması lazım. Peki. Emin Hocam, eğer bu şekilde çıkacaksa hiç çıkmamasını tercih ederiz. Çünkü özellikle uyuşturucu çok ileri boyutlarda tehlike oluşturuyor. Biz de burada adliyede, çevremizde şunu görüyoruz. Birçok aile kendi çocuğunun içeri alınmasını istiyor. Bunlar dışarı çıktığı zaman hem okullara, hem mahallelere, hem evlere, herkesin başına bela olacaklar. Hırsızlar aynı şekilde. Onun yerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi devlete karşı suç işleyenler belki böyle bir ceza indiriminden veya toptan bir aftan yararlandırılmalıdır. Fakat adına af denilir belki teknik anlamda, ama ben Yusuf İler açısından ne af ne yeniden yargılama. Esasen bu insanlar bu milletin selameti için, sana uçaktan bombayı attığı zaman ayıldın, sen bu örgütle mücadele ettin, ama bu insanlar 30 yıldır 40 yıl bu örgütle mücadele ettiler. Sen bilmem çözüm süreci diye onlara karşılama törenleri yaparken bunlar onlarla mücadele ettiler. Şimdi onlar dışarıda, Ergenekoncular dışarıda, Balyozcular dışarıda, bu insanlar içeride. Bu zulmün ayyuka çıktığı bir zamandır. Artık bu gömleği arkadan yırtılmış olan Yusuf İler'in bir an önce İdari makamlarda aynen Yusuf Aleyhisselam gibi güvenilir insanlar olarak önemli ve bugün gerçekten bürokrasinin bu kadar yozlaşmış olduğu bir dönemde çok ciddi idari yerlere gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Emin Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İlk baştaki cümlenizle bitirdiniz. Yani gömleği arkadan yırtılan Yusuf İler dediniz. Köklü olarak bir değişiklik olmalı diyorsunuz. Yargı mekanizması, anayasa vesaire değişmeli diyorsunuz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar efendim. Değerli izleyiciler, bir araya gideceğiz. Aradan sonra inşallah yayınımıza devam edeceğiz. Buradayız efendim. We'll be right back.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz Pergel'de. Affın kapsamını ve Yusufilerin durumunu konuşuyoruz. İçeride FETÖ tarafından veya işte devletin işte kirli klikleri tarafından 15-20 yıl önce, daha önce çok hukuksuz bir şekilde işte tutuklanan, hapsedilen, böyle işkenceden geçirilen ve uzun sürede içeride tutulan Yusufileriyle konuşuyor. Yusufiler bu af kapsamına alınır mı veya bu konudaki irade nasıl gelişir? Şimdi Kaya Bey'e döneceğim. Şimdi AK Parti ilk önce çok keskin bir sanki karşı duruş sergiledi. Bizim gündemimizde yok dedi. Erdoğan seçimlerden önce gündemimizde böyle bir şey yok dedi filan. Fakat MHP ısrarcı oldu ve şu anda sanki Sayın Erdoğan'ın işte bir çalışma yaptırdığı bilgisi var. Şimdi şöyle bir şeye baktığınız zaman hani net değil ama Erdoğan'ın nasıl bir karar almasını bekliyorsunuz? Yani mesela MHP'nin teklifini olduğu gibi kabul mü edecek, yoksa sürekli bahsettiği gibi devlete karşı işlenen suçları mı affederim diyecek? Siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Yani şöyle, Sayın Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği ilke esasında bizim de uzun yıllardır dile getirdiğimiz bir ilke, af tartışmaları söz konusu olduğunda. Evet, devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Bana ya da üçüncü kişilere, size karşı işlenmiş bir suçu affetme yetkisi yok. En azından ben öyle bir yetki vermedim devlete temel olarak baktığımızda. Ama maalesef Türkiye'de bugüne kadar ki bütün af ya da ceza indirimi düzenlemeleri doğrudan kişilere yönelik, dolandırıcılık, hırsızlık, işte daha önce adam öldürme suçları bu teklifin dışına tutulmuş ama işte çete suçları, uyuşturucu suçları, eskiden yine cinsel suçlar yine bu teklifin içerisinde yok. Bunların affına dönük ya da bunlara yönelik şartlı tahliye düzenlemeleri şeklinde oldu maalesef. Ha, işin garibi AK Parti de aslında bu anlamda farklı bir çizgiye sahip değil. 15 Temmuz sonrası getirilen ilk kanun hükmünde kararnamede, 671 sayılı kararnameydi sanıyorum. O kararnamede de bir aslında infaz indirimi yapıldı. Orada da adli suçlar kapsam içerisine alınarak 3/2 olan, 2/3 olan infazları 1/2'ye, yarı yarıya düşürüldü. Yani bu metinden aslında çok bir farkı yok. Orada infazda oransal bir indirim yapılmıştı. Burada direkt 5 yıl bir indirim söz konusu. Aslında yani AK Parti de burada ilkesel bir yerde durduğunu ifade ederken... Daha önceki benzerini zaten... Tabii ki 2016 işte Ağustos, Eylül aylarında, yani şimdi tam tarihini hatırlamıyorum, bakılabilir. İlk çıkarılan KHK ile zaten benzer bir ceza indirimi, şartlı tahliye indirimi değildi. O direkt infaz indirimi olarak 1/2'ye çekilerek adli suçlar yönünden bu düzenleme yaptılar. 40-50 bin kişi ilk planda serbest bırakıldı. Daha sonra işte peyderpey bu indirimden yararlanıp çıkan insanlar oldu. Ama işte şunu görmüyorlar. Gerekçelerinde bu var. O düzenlemenin gerekçesinde de vardı. İşte cezaevleri çok doldu. Ortalama 180-200 bin kapasite olmasına rağmen 250 bine yaklaşan bir doluluk oranı söz konusu. Bu da işte içeride patlamaya hazır bir zemin oluşturmuş durumda diyor Metin. Haklı. Biz de bunu farkındayız. Gittiğimiz cezaevlerinde insanların üst üste yattığını, nöbetleşe yattığını, tuvalet sırası yüzünden insanların kavga ettiğine dair haberleri biz de alıyoruz. Doğru. Ancak bu düzenleme de bunun için bir yarar oluşturmayacak. Çünkü 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu cezaevleri tekrar dolacak. Affettiğiniz kitle açısından bakıldığında işte çoğunlukla tekrar suç işleme potansiyeli taşıyan tipler bugüne kadarki istatistiklere baktığımızda. Ha, şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Biz Türkiye'de adil yargılama hakkı yoktur derken, burada işte siyasiler için yoktur, adiller için vardır demiyoruz.
Bugün içeride adli suçlarla, yüz kızartıcı suçlara dahil olmak üzere adli suçlarla, suç iddiasıyla girmiş insanların da birçoğunun yargı kazalarıyla aslında masum olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Evet, bu insanlar yönünden de ciddi bir sıkıntı var. Çünkü Türkiye'de maalesef öyle bir yargı düzeni kurulmuş durumda ki, işte 28 Şubat öncesi de var ama bizi ilgilendiren, bugün işte yakıcı sorun olarak duran 28 Şubat sonrasında işte paralel yargı süreçlerinde ve bütün genel olarak yargıya hakim olan zihniyet açısından baktığımızda maalesef özensiz, alabildiğine polis tarafından hazırlanmış fezlekelere dayanarak işte çok pratik, hızlı bir şekilde iş yapayım kaygısıyla, dosya eritme kaygısıyla ya da işte siyasi mahpuslar açısından bakıldığında hasmane tutum üzerinden yapılmış yargılamalar söz konusu. Herkesi ciddi anlamda, olumsuz anlamda etkileyen süreçler söz konusu. Ancak bir düzenleme yapıp tamamen adlilere yoğunlaşıldığında bu toplum açısından da ciddi bir doğal olarak problem oluşturuyor, rahatsızlık oluşturuyor. Bazı dosyalar var ki suçüstü hali söz konusu. Yani o kişinin o suçu işlediğini mağdurları dahil olmak üzere herkes biliyor. Devlet bu kişileri de işte bırakarak toplumda ciddi bir infiale neden olacak bir takım süreçlere maalesef yol açmış oluyor. Yani siz, özür dilerim, ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde hırsızları, gaspçıları, yağmacıları yani serbest bırakıyorsunuz. Evet. Uyuşturucunun bu kadar alıp başını gittiği bir ortamda uyuşturucu satıcılarını serbest bırakıyorsunuz. Ama bir taraftan fuhuş suçları, yani fuhuş suçları serbest bırakıyorsunuz. Burada zorla fuhuş yaptırmak da dahil yani. Bunları serbest bırakıyorsunuz. Yani. İnsan ticareti, yani şimdi göçmen kaçakçılığa ayrı bir şey. Orada evet, o kaçakçılığa muhatap olan insanlar da kaçmak için uğraşıyorlar, birilerine para veriyorlar. Ama insan ticareti suçu dediğimizde kişi rızasına aykırı olarak işte köleleştirmek için cinsel amaçlarla, organ ticareti amacıyla yapılmış eylemler söz konusu. Bunu dahi affın içerisine alıp, böyle vahim bir suçlamayı dahi affın içerisine alıp, yine mafya örgütlenmelerini affın içerisine alıp ya da ceza indiriminin belli siyasi suçları dışarısına bıraktığınızda zaten ciddi bir eşitsizlik söz konusu oluyor. Evet. Diğer taraftan da bu suçların mağdurları, adli suçların mağdurları açısından bakıldığında da ortada çok devasa bir hukuksuzluk söz konusu. İki yıl önce Sayın Erdoğan'ın içeride 10-15 yıl suçsuz yere yatan insanlar var ifadesi var, değil mi? Evet. 28 Şubat ve paralel yargı mağdurları için diyerek söylenen söz diyebiliriz. Şimdi az önce Emin Hocam da söyledi. Yani ıslah ediciler içeride bırakılırken ifsad edicilerin dışarıya çıkarılmasını hangi mantık kabul eder? Bu nasıl bir anlayıştır? Şimdi Yasin Demir ve diğer İslami davadan mahkum edilenler, mağdur edilenler şimdi ne yaptılar diye şöyle ne yapmışlardı şimdi diye şöyle yuvarlak bir soru soracağım belki ama siz o dönemin hani işte sıkıntılarından bahsettiniz, öyle kaçırmalar, bir ay boyunca haber alamadık falan dediniz de camide ders vermek, suçları camide ders vermek, toplumu işte ıslah etmek, insanlara faydalı olmaya çalışmak, değil mi? Herhalde buydu suçlar. Bunlar o dönemde suç olarak zaten görülüyordular. Zaten genel itibariyle biz baktığımız zaman Müslümanın yaptığı şey ne olabilir? Islah edici. Toplumu ıslah edici. Yani yüzüne baktığın zaman zaten rahmet akıyor Müslümanların yüzünden. Allah'ın rızası peşinde olmak, topluma faydalı olabilmek bugün öyle acı bir şey ki bu tür Müslüman insanlar, bu tür kesim içeride beklerken arsız, hırsız, ipsiz, sapsız ne varsa hepsi yine çıkacaklar dışarıya. İnsanların başına bela olacaklar. Artık insanlar kapılarını bırakıp gitmekten korkacaklar. Artık insanlar çocuklarını okula göndermekten korkacaklar. Yani bu kadar ipsiz sapsız içeride tutulmuş bir şekilde tekrar dışarıya salıverildiği zaman bu dışarıdaki insanların hali ne olacak? Bu bir sevindirici haber değildir yani. Af meselesinden bahsedildikleri zaman biz sevindik dedik. Belki de hani belki Müslümanları da kapsar. Belki en azından mağdur olmuş olduklarını fark ederler de bunları da bir kenarına sığıştırırlar. Oysa biz öğrendik ki kesinlikle onlarla alakalı hiçbir şey yoktur içinde. Gayet üzüldük. Çok üzüldük yani. Çok acı çektik. Çoluk çocuk herkes üzüldü. Bütün Yusufilerin ailesi bir beklenti içindeyken af kelimesi televizyonun alt kısmından geçtiği zaman o bize bile bir mutluluk olarak yeterli oluyordu yani.
Sevinirken bir de bakıyoruz ki bizlik bir şey yok içinde. Yani peki bu insanlar ne zaman adalet görecekler? Ne zaman adalet bunlara da işleyecek? Bunların ömürleri orada bitti. Bunların bu, tümünün birçoğunun annesi babası onları görmeden gittiler. Nice anneler yavrularını bırakıp gittiler görmeden 15 sene. Benim kaynanam 15 sene boyunca eşimi hiçbir şekilde görmedi. Yaşlıydı, gidemiyordu, yolu uzaktı. Ve bu şekilde gözlerini kapatıp gitti Allah-u Teala'nın yanına. Onları şikayet etmeye. Bu mazlum insanların ahı artık arş-ı alayı inletti. Yeter artık biz diyoruz ki yani bu insanlar gözle görülsün, bu mağduriyetlerimiz görülsün yani. Yıllar yıllardır biz zindan zindan dolaşmış insanlarız. Çocuklarımızı zindan yollarında büyüttük. Olmayan çocuklarımız bugün gelinlik çağlarına gelmişler. Doğmayan çocuklar bugün gelinlik çağlarına gelmişler. Kendileri gençken girdiler, bugün dede oldular. Yani bunlar işledikleri suç apaçık ortadadır yani. Bunlar ne yapmışlar? Toplumu ıslah etmeye çalışmışlar. Zalimin zulmüne karşı baş kaldırmışlar. Vurmayın, etmeyin demişler. Kendimizi savunacağız demişler. Ve bu şekilde suçlu görülüp zindanlara tıkandılar. Hiçbir şekilde ne görülüyorlar, ne hatırlanıyorlar. Hiçbir şekilde biz o kadar konuştuk. Feryat, figan, anneler, babalar, kız kardeşler, erkek kardeşler, bunlar artık her yere gittiler. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama maalesef ki, ne yazık ki Sağır Sultan bile sesimizi duydu ama devlet yani büyükleri bizim sesimizi duymadı. Normalde siz farklı şekillerde yetkililere ulaştınız da yani sizden habersiz olmaları, sizin yaşadığınız mağduriyetleri bilmemeleri çok, mümkün değil. Hocam en çok zorumuza giden de odur. Neden görülmüyoruz hiç? Yani o kadar ki seslerimizi de çıkarıyoruz, o kadar ki bir yerlere başvuruyoruz, nice insanlarla görüşmüşüz, etmişiz, TV'lere çıkmışız, konuşmuşuz ama nedense hiçbir başka TV'ler de bizi vermiyorlar. Maalesef ki küçük bir haberi, küçük bir kedinin haberi, küçük bir kedinin bir yere sıkışmasını yarım saat boyunca ballana ballana anlatıyorlar. Bizim yapmış olduğumuz bu programları, bu dillenmeleri, bu söylentileri hiçbir yerde duymuyoruz. Yani demek istediğim medya da bize düşmandır. Evet. Medya da bizi sevmiyor, bizi anlatmak istemiyor. Yani biz kime ne yaptık ki bunlara da onu yapmışız? Yani bize de ağırlaştırılmış müebbet verdiler. Evet. Yani maalesef biz ailelere gerçekten ağırlaştırılmış müebbet verildi. Çünkü biz zindanlara yaz kış demedik, devam ettik. Çoluk çocuklarımız ufacıktı, şimdi büyüdüler elhamdülillah. Yani en azından biraz sıkıntılarımız hafifledi ama gel gör ki biz yani yıllar boyunca mesela benim öbür arkadaşlarıma baktığım zaman onlar 20, 22, 23 yıl, 25 yıl, 26 yıl cezaevinde olan kardeşler ve bunların aileleri yaz kış demeden onların yolundan gitmiş ve hepsini ayrı ayrı dertleri var. Yani hangisinin kapısını çalıyorsam onlarda dert fışkırıyor. Cezaevinde, cezaevi yolu bahsedildiği zaman o kadar çile işkence çekmişler ki yollarda. Yani akla hayale gelmeyen. Eşimizle gidiyoruz, görüşüyoruz. Bir saatlik bir zaman diliminde. O gidiyor odasına, artık biz de başlıyoruz yolların derdine. Artık nasıl gideceğiz, ne yapacağız, yolda mı kaldık, gece mi yolda, yola düştük, sabah namazlarında yollarda inmişiz. Sabah namazlarında evimize nasıl gideceğiz, o çocuklar ufak, yani camilere sığınmışlar, camilerdekiler onları kovmuşlar, dışarılarda kalmışlar, otellere gidememişler. Böyle bu şekilde iki günlük boyunca eziyet çekip de sonra evlerimize dönüyoruz. Ondan sonra tekrar bir ayda olmadan aynı o eziyet yesil baştan. Ne yapacağız? Biz onları yalnız bırakmama adına. Yani onlar bizi onlardan uzaklaştırmak için belki Türkiye'nin en ucra köşesine atıyorlar. Ama biz aileleri olarak onların arkasından ölüme de gideriz. O problem değil ama yani bir hukuksuzluğun olduğunu da biz dile getirmek istiyoruz. Yani onları nereye götürürlerse de Müslümanlar nereye sevk edilirlerse edilsin, aileleri hiçbir şekilde onları bırakmaz. Ölümüne onların arkasındayız. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki bir hukuksuzluk var, bir adaletsizlik var. Evet, yani yargılayanlarla, yargılananların, evet, ceza verenlerle ceza alanların, yani ceza verdiklerinin aynı hapiste olduğu aynı çok yerde, garip bir aynı, evet, durumdan bahsediyoruz. Şimdi hocam şöyle bir tartışma da var. Kaya Bey'e döneceğim de. Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelirse bu düzenleme
bunu işte diğer bütün suçları da içine alacak şekilde veya bütün o kapsamını genişletecek şekilde genelleştirir diye bir tahmin var. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani böyle bir seçenek olabilir mi? Şöyle, yani hukuken bunun olması gerektiğini düşünüyorum ben bir defa. Yani eğer siz bir düzenleme yapıyorsanız ve bu gerekçelerle yapıyorsanız, bu gerekçeler bütün suçlar açısından, özellikle de siyasi yargılamalar açısından doğrudan zaten gerekçe olabilecek gerekçeler. Ki bir kısmını okudum zaten, zikrettim. Bu gerekçelere dayanıyorsanız hepsini dahil etmeniz lazım. Türkiye pratiğine yine baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin de ben maalesef bugüne kadarki tavrı çerçevesinde, eğer bu metin gitse bile, yine siyasi mahpuslar yönünden bu topa girmeyeceğini öngörüyorum. Öyle olmasını istemesem de aslında bu topa girip bunu yaygınlaştırması gerekir. Çünkü eğer siz ceza kanununda bu kadar ciddi bir etki edecek bir düzenleme yapıyorsanız, çok objektif, net, işte herkes açısından makul bir gerekçe sunmadan bunun dışına bırakamazsınız diğer yargılamaları. Bir kısmını seçip işte bugün işte bunlar meşhur, bugün şunlar çok göz önünde değil diyerek bir kısmını seçip bir kısmını dışarıda bırakmak tamamen politik bir tavırdır. Ama biz hukuktan bahsediyorsak eğer, bunun aslında genişletilmesi gerekiyor böyle bir metin çıkacaksa. Yani bunun özellikle metnin başında söylenilen hususlar aslında Anayasa Mahkemesi'nin bunun kapsamını genişletmesini gerektiriyor. Evet, eşitlik ilkesi de bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor, evet. Peki bunun işte ismi af değil de bir ceza indirimi olursa Anayasa Mahkemesi olaya farklı mı bakacak? Yani ismi üzerine. Şöyle, Anayasa Mahkemesi isimle bağlı değil. Yani bunun mahiyetine bakmak durumunda. Bunun mahiyeti de çok net bir şekilde af mahiyetinde. Yani siz bir kişinin mesela 5 yıl cezası kalmış bir adli mahpusu cezaevinde o gün çıkarırsanız, onun için bu bir aftır. Bir ceza indirimi değildir. Üstelik bunun bir af olduğunu biz devam eden yargılamalar açısından da bir düzenleme ihtiva etmesi yönünden de anlayabiliriz. Yani sadece cezası kesinleşmiş kişilerin infazıyla ilgili bir düzenleme değil, aynı zamanda devam eden tutukluluk süreçleri için de bir düzenleme getiriyor. Diyor ki işte tutukluluk kararlarında eğer bu kapsama giren suçlarla ilgili yargılama yapıyorsanız gözetin diyor alt sınırları hesap ederken bu metin. Bal gibi de çok açık bir şekilde bir af düzenlemesi bu. Bunun istedikleri kadar bu af değil desinler fark etmez. Bu çerçevede, ki af bile olmasa, eğer bir ceza indirimi de söz konusu ise, o bile söz konusu edilecekse, orada da aslında yine eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılması gerekirdi. Nereden bakarsanız bakın ciddi çelişkiler içeriyor. Bizatihi kendi gerekçesiyle çelişen bir metinle karşı karşıyayız. Eğer vakit varsa ben şu adil yargılanma ya da yeniden yargılama... Yeniden yargılama, tam onu soracaktım. Buyurun, onu da başlık dinleyelim. Başlık vardı, orada bir eksiklik oldu sanıyorum. Ben eksik ifade ettim. Bir defa biz zaten bütün bugüne kadarki yaptığımız çalışmalarda şunu özellikle vurguluyoruz. 20 yıl, 25 yıldır yatan cezaevlerinde tutulan insanlardan bahsediyoruz. Bunların tahliyesi öncelikli mesele. Yani hangi düzenlemeyi yaparsanız yapın, bu af olur, ceza indirimi olur, işte yeniden yargılama düzenlemesi olur, bu yargılamaların toptan yok sayılıp bambaşka bir müessese üzerinden meselenin incelenmesi olur, fark etmez. Bu kişiler bir defa derhal serbest bırakılmalı. Bu olması olmaz bir şey. İkincisi, bu kişilere bir iade-i itibar yapılması gerekiyor. Evet, biz de bunu söylüyoruz zaten. Bunun bir gereği olarak biz aslında yeniden yargılamayı gündeme getirdik. Yeniden yargılamada da özellikle bir vurgumuz var. Yeniden adil yargılanma talebimiz söz konusu. Şimdi biz yeniden eskisi gibi yargılayın demiyoruz. Gerçi belki mevcut söyleyeceksiniz ama özür dilerim. Çok önemli gördüğüm için hatırlatmak evet istedim. Şimdi diyorsunuz ki daha önceden kollukta veya savcılıkta avukat bulundurulmuyordu. Evet, Emin Bey de buna işaret etti haklı olarak. Dedi ki işte bu insanlar işte işkenceyle, işte zorla önlerine koyulan metinleri imzaladılar. Evet, zaten bir yeniden yargılama durumu söz konusu olacaksa, bugün gerek AİHM'in gerek Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların tamamında, özellikle 2005 öncesi dosyalarda, o zaman zorunlu avukatlık müessesesi yoktu, verdiği kararların tamamında çok açık bir vurgu yapıyor. Diyor ki bu kişiler bu ifadeleri verirken yanlarında avukat hazır bulunmamış. Gözaltında yoktu. Gözaltında, işte savcılıkta avukat yok.
Daha sonra mahkeme aşamasında zaten dosyaların %99'u böyle. Mahkeme aşamasında bu kişiler işkence altında bu ifadeleri verdiklerini söyleyerek bu ifadeleri reddetmişler. Dolayısıyla siz bu ifadelere dayanarak bu kişileri cezalandıramazsınız diye çok net kararlar var. Ve bu kararlar neticesinde alınmış beraat kararları var. Bu İBDA dosyalarında ağırlaştırılmış müebbet cezası almış insanlar, isimlerini de verebilirim ihtiyaç olursa, insanlar tam da bu gerekçelerle avukat huzurunda alınmayan ifadelere dayanarak cezalandırıldıkları için yeniden yargılandılar ve beraat ettiler. Yani, yine Hizbullah dosyalarında, Bülent Çakarlar'ın dosyası. Şu anda herkese, içeride bulunan bu 350 kişi veya 550 kişinin hiçbirinin gözaltında avukat yanlarında yoktu. Yok tabi, o dönem yargılamalarının o dönem yargılama zaten yoktu. Tabi 90'lı yılların yargılamaları. Dolayısıyla böyleydi. Yeniden yargılanma hakkı verildiğinde zaten otomatik olarak, değil mi? Evet. Avukat bulunmadığı için bu tek başına şekli olarak bir yeniden yargılama nedeni zaten bize göre. Ama bizim tabii bu dosyaların en büyük talihsizliği şu ki, işte Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açılmıştı malum 2012 yılında. Yine 28 Şubat yargılamaları aslında gerekçe kılınarak yapılmış bir düzenlemeydi. Ama orada dendi ki 2012 Eylül ayından önce yapılmış yargılamalar, kesinleşmiş kararı kesinleşmiş yargılamalar bireysel başvuru yoluna tabi tutulmasın. Niye? Çok ciddi bir yük teşkil edecek. Anayasa Mahkemesi bunun altından kalkamaz düşüncesiyle, tamamen pragmatik ama hukuki ve ahlaki olmayan bir gerekçeyle bahsettiğimiz 28 Şubat yargılamaları bu kapsamın dışında bırakıldı maalesef. Ama hasbelkader yine o dönemlerde başlamış olan bir takım dosyalar uzadığı için, yargılama süreçleri çok uzadığı için 2013 yılında, 2014 yılında karara bağlandı. Ve bu dosyalar Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde Anayasa Mahkemesi hiç esasa ayrıntıya girmeden dedi ki bu dosyalarda avukatsız olarak alınmış ifadeler söz konusu ve bu ifadelere dayalı olarak verilmiş cezalar söz konusu, adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Bu kişileri yeniden yargılayın dedi. Ve yapılan yeniden yargılamalarda beraat kararları çıktı. Çok net bir şey bu. Bu dosyaların %99'u böyle dosyalar zaten. Biz şundan eminiz. Yeter ki adil bir yargılama yapılsın. Tabii bu da Türkiye standartlarında ne kadar makul, ne kadar mümkün olur bilmiyoruz. Ama bunu zorlamak da bizlerin görevi, hukukçuların görevi. Bunu zorlayacağız. Adil bir yargılama, ön yargısız, objektif bir yargılama yapıldıktan sonra bu dönem yargılamalarının %99'u ve inanıyorum ki beraatle sonuçlanacak ve bu kişilere bir iade itibarda söz konusu olacak. Bu kişilerin mağduriyetlerini en azından maddi anlamda tazmin noktasına da giderecek bir sürecin açılması gerekiyor. Yani 2012'den önceki işte sonuçlanmış olan dosyaları yeniden yargılamaya açmak gerekiyor. Bu şunu yani ister af çıksın, katılsın, katılmasın, fakat bu çok önemli. İade itibar olmazsa olmaz bir şey. Yani siz 25 yıl cezaevinde tuttuğunuz bir kişiye bugün bir af kanunu çıkarıp pardon deyip onu dışarıya çıkararak bu meseleyi halledemezsiniz. Ya bu adil ve insani bir yaklaşım olmaz. Yeniden adil bir şekilde bu dosyaların ele alınıp bu kişilerin iade itibariyle haklarının da iade edilmesi, zararlarının da giderilmesi gerekiyor. İşte ablamız bahsetti, içeridekilerin meselesi bir mesele. Asıl mesele, asıl mağduriyetler aileler için, çocuklar için, babasız büyüyen çocuklar için, işte eşsiz yaşayan aileler için söz konusu. Yani bütün devası oluşmuş bir maddi manevi mağduriyet söz konusu. Bütün bu mağduriyetleri tek başına işte bir af kanunu ile gidermiş olamayacaksınız. Devlet kendisini böyle kurtaramaz yani bu yargı yükünden. Peki devlette sonuçta şahısların yani örgütlediği bir yapı. Yani tabii burada ki. Yani iktidar. Bugün iktidar. İşte AK Parti kendisini bu şekilde aklayamaz. 18 yıldır iktidar sahibi bu insanlar. 17 yıldır neyse. İktidar sahibi. Bahsettiğimiz insanlar ömürlerinin 16-17 yılını bu iktidar zamanında cezaevlerinde geçirdiler. Neredeyse toplam cezalarının yarısından fazlasını bu iktidar zamanında cezaevlerinde geçirdiler. Bu insanlara herkesin bir borcu var. Bu borç bir defa bir iade itibarla ancak ödenebilir. Af çıkarıp bir de işte bakın sizler için af çıkardık diyerek bir teşekkür beklentisi içerisine kimse girmemeli. Kimseye de bizim böyle bir borcumuz olmamalı. Evet. Burada çok net bir şekilde adil bir süreç işletilmeli. Bunun yöntemleri tartışılır. İşte yeniden adil yargılama mı olur, yeniden yargılama mı olur? İşte bu yargılamaları yok sayılıp bambaşka bir özel mahkemeler kurularak bu dosyalar sıfırdan ele mi alınır? Bu ayrı, bunlar tartışılabilir hukuken. Ama bugünkü mevcut hukuk düzeni içerisine bakıldığında bunun
tanımlanmış yolu yeniden yargılama yolu. Bu yeniden yargılamada 28 Şubat yargısının ya da briefingli paralel yargının içtihatları zeminine basarak olmamalı. Zaten bunu da biz defalarca vurguladık. Bir defa bu zemin toptan yok sayılmalı. İşte Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin oluşturduğu içtihat zemini toptan yok sayılmalı. Çünkü bu yok sayılmadığı için, evet Emin Bey de bahsetti, bugün de işte devam eden maalesef problemler var. Biz bu tahrir yargılamalarında görüyoruz ya, daha dün işte bir kardeş daha cezaevine alındı. Biz bu tahrir gibi işte dünyanın hiçbir yerinde silahlı eylem olmamış bir yapı, tam da işte bu bahsettiğimiz paralel yargı döneminde silahlı terör örgütü olarak addedildiği için bugün halen ceza alıyor bu insanlar maalesef. Hiçbir eylemler olmamasına rağmen doğru. Bu zemin de tekrar tartışılmalı. Adil bir yargılama zemini kurulmalı. Bu metin, MHP'nin sunduğu metin açısından da bu gerekli. Çünkü bunu kuramadığımız zaman biz yargıdan 5 yıl sonra da tatmin olmayacağız. Gerek adli suçlar olsun, gerek siyasi suçlar yönünden olsun, fark etmez. 10 yıl sonra da memnun olmayacağız. Bakın yani bu hep İslami davalar üzerinden örnek veriyoruz. Yani bu sadece İslami dosyalar açısından ya da adli dosyalar açısından gündem edilecek bir mesele değil. İşte çok yakın bir süreçte, geçen haftaydı sanıyorum. İşte bu Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarına yönelik bir yargı krizi yaşandı. Mahkeme işte 8-10 aydır tutuklu olan avukatları ÇHA'de işte davası kapsamında terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklu olan avukatların hepsini serbest bıraktı. Savcı itirazı üzerine Türkiye'de hiç yaşanmamış, ilk defa geliştirilen bir usulle aynı mahkeme, normalde itiraz üzerine, ki o da tartışmalı yani, duruşma savcısı itiraz edebilir mi tahliyeye meselesi ayrı bir şey, daha önce yoktu. Usulen bunu geliştirdiler son süreçlerde. Hadi onu geçtik. Duruşma savcısının itirazı üzerine kendi mahkemesi, yani tahliye kararını 10 saat önce tahliye kararı veren ve işte ahim içtihatlarına, hukukun evrensel standartlarına dayanarak tahliye kararı veren mahkeme, aynı heyet toplanıp tekrar tutuklama kararı verdi. Ya biz yanlış yapmışız. Yanlış yapmışız diyerek. Evet. Yani bir üst mahkemeye, bir yani, sonraki mahkemeye gidip olsaydı derdik ki hadi bir kılıf evet, bulundu. Şimdi ama o zaman Emin Hocam'ın dediği yere geliyoruz. Çok da ümitli. Yani çok ümitli olursak bir hayal kırıklığı da yaşanabilir. Öyle ya şöyle, burada ümit bizimle alakalı bir şey. Biz evet, kendi yaptıklarımızla sorumluyuz. Bu süreçleri yani Allah'tan zorlamalıyız. Ümit kesilmez. Mutlaka Allah'a karşı. Yargıyı zorlamalıyız, evet, bu süreçleri zorlamalıyız. Yeniden yargılama ile çözülmeye çalışılacaksa bu iş, biz o mahkemeleri zorlamalıyız. Gidip orada hukuk şovu yapmalıyız gerekirse. Bu dosyalar, ben inanıyorum ki işte Emin Bey bahsetti, ablamız bahsetti, işkenceyle alınmış ifadelere dayalı dosyalar. Biz şimdi Kur'an okuduğu için, işte camiye gittiği için cezaevine konulmuş insanlardan bahsediyoruz. Bizim bir korkumuz yok ki yani bu insanlar. Yeter ki adil bir şekilde, ön yargısız bir şekilde yargılansınlar. Ve inanıyorum ki dosyaların %99'unda zaten beraat kararları çıkacak. Bir takım dosyalarda meşru müdafaa olabilir. Yani dosyaların hepsini ayrıntısına kadar bilmiyoruz. O dosyaların da yine hukuk içerisinde çözülebilir yönleri var. Yeter ki objektif ve adil bir çerçevede bakılsın bu meseleye. Ha, bu illa dediğim gibi yeniden yargılama usullerden bir usul. Bugün en cari olan usul o. Yapacak bir şey yok ama yeni bir kanuni düzenlemeyle başka bir usul getirilebilir. Bu dosyalarla ilgili arşiv mahkemeleri kurularak tamamen bu dosyaları elden geçiren bir yargı sürecine girilebilir. Yani, onlarca yol tartışılabilir, evet, ama şu anki tartıştığımız, özellikle vurgulamak, af bağlamında vurgulamak istediğimiz şey, devlet 25 yıl cezaevinde haksız yere tuttuğu insanlara pardon deyip bıraktığında bu sorunu çözmüş olmayacak. Buna vurgu içindi bu bahsettiğim hususlar. Yani özellikle siz iade itibar derken, yani affedip de böyle sanki sen suç işledin ama ben seni de affettim, affettim gibi bir rencide yaklaşım tabii, değil. Hem 25 yıl yatırdım, evet, hem de bak ne güzel işte bir taltifte bulunuyorum. Evet. Yani biz bunu kabul edersek eğer bence ciddi bir zafiyet göstermiş oluruz. Evet. Şimdi Semih Hanım'a döneceğim. 18 yıl uzun bir süre. Tabii 18 yıldan da daha uzun süre içeride olan 20 sene hatta 25 seneyi de geçen tutuklular, Yusufiler var. Onların metanetini nasıl görüyorsunuz? Yani onlar bu 18 seneyi nasıl geçirdiler? Yani manevi olarak durumlarını şöyle özetlersek siz nasıl görüyorsunuz? Evet, bizim zaten tek bir dayanağımız varsa Rabbimizdir. Biz o süreçler içinde Rabbimizden çok yardım gördük. Onun rahmetini her an ensemizde hissettik. Yani bu bütün Yusufi aileler için geçerlidir.
Allah-u Teala onları, Yusufileri bizden uzaklaştırdı ama rahmetini o anda indirdi üzerimize. Biz Allah-u Teala'ya sığındık, ondan rahmet diledik, ondan yardım diledik ve bugüne kadar da elhamdülillah çok şükür yani herhangi bir kötü durumla karşılaşmamışız. Yani bu zindan yollarına gidiş gelişlerimizde dahi biz nice zamanlarda, nice çok ağır zamanlarda, zorluk zamanlarda Allah-u Teala'nın yardımını o anda görmüşüz. Yani bunu demek istediğim şu ki, Allah'a dayanıldığı zaman seneler de küçülür, seneler de azalır. Yani uzaktan düşündüğün zaman, işte eşim ilk ceza aldığını ben duyduğumda bir an yıkıldım. Ama o anda Allah-u Teala öyle bir metanet içime getirdi ki, öyle güzel duygular geldi ki içime, yani dedim ki Allah'ın mucizeleri belli olmaz. Yani her an Allah-u Teala'dan, hani onun için ya müminler Allah-u Teala'dan ümit kesmezler. Bu çok bize bir ilaç gibi geldi. Yani her an Allah-u Teala her yerde her şeyi değiştirecek güce sahip olduğu için biz ona dayanıyoruz ve ondan her an bizim için bir mucize yaratacağını biz biliyoruz. Evet, biz dillendiriyoruz, zulme uğramışız, uğratılıyoruz, halen de devam ediliyor. Ama haksızlıklar, bunlar başka bir yerde. Ama biz manevi yönden düşündüğümüz zaman gerçekten Rabbimizin yardımı üzerimize yağmur indi yani. O yüzden yani bütün Yusufi ailelerde de bu böyle. Kimse diyemez Rabbim beni yardımsız bıraktı. Öyle bir nankörlük kimse yapamaz. Bugün gerçekten hangisini konuşturuyorsak, hangisi konuşuyorsa yani Allah'ın yardımının onların üzerine zor zamanlarda ani indiklerini söylüyorlar. Çok şükür yavrularımızı, çocuklarımızı büyüttük. İslami ahlak üzerine büyüdüler. Babaları yanlarında olmadığı halde çok şükür yollarını tanıyarak büyüdüler elhamdülillah. Babalarını severek büyüdüler elhamdülillah. Bugün bakıyoruz mesela babaları yanlarında olan çocuklar birbirlerinden habersiz yaşıyorlar. Birbirlerinden bağımsız yaşıyorlar. Kimin ne ettiği belli değil. Ama çok şükür Yusufilerin çocuklarının hemen hemen hepsine biz baktığımız zaman kızlarda tesettürleri has safhada, erkeklerde camilerdedirler, dernektedirler, sohbetlerdedirler. Yani Yusufilerin morali nasıl? Onu Yusufilerin morali de o da Allah-u Teala'nın yardımı ama ailelerden geliyor. Aile mesela sorunlarını, sıkıntılarını, ufak bir şeyini gidip ona anlattığı zaman zaten o moral hemen yıkılıverir. Ama mesela yaşadığı şeyleri fazla büyütmeden, Allah'tan yardım dileyerek ona diyeceğini Allah'a söyle. Ona diyeceğine kalk gece namazında iki rekat namaz kıl, de ki Rabbim böyle bir sorunum var, sen gider. Allah-u Teala'ya söyle, o çözücü olan odur. Biz de eşlerimize diyeceğimize Rabbimize diyelim ve dediğiniz gibi onların morali de yine bizim elimizde. Yine çocuklarımızın elinde. Eğer çocuklarımız bugün Allahsız, peygambersiz büyüseydiler, namazsız, niyazsız büyüseydiler, belki onlar için 30 senenin üzerine bir 30 sene daha katlanacaktı. Ama çok şükür onlar bugün bakıyorlar, aileleri de onların yolunda, ölümüne onların yolundadır. Aileleri, çocukları seviyorlar onları. Bu şekilde yollarına devam ediyorlar. Onlara her ne olursa olsun görüş yolları, görüş sıkıntıları ne kadar zorsa bile gidip görüyorlar, gidip onları ziyaret ediyorlar. Bu onlara yeterlidir çok şükür. Onlar da Allah'a dayanmışlar. Onlar da bizi Rabbimize emanet etmişler. Biz de o güvence altındayız. Peki. Güzel cümlelerdi. Onların morali de bizim halimizde, ahvalimizde, elimizde güzel bir ifade. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, süremizin sonuna geldik Kaya Hocam. Şimdi hani son ümit kelimesi Semih Hanım da söyledi ama şimdi Hazreti Yusuf'un kıssasında da herhalde anahtar bir kavram, yani kelime, yani ümit, işte Hazreti Yakup'un dilinde özellikle. Şimdi ben ilk başta az önce sordum, yani Erdoğan'ın yani bu af kapsamını genişletmekle ilgili ümitli misiniz diye sormuştum ama sanki orayı bir cümleyle tekrar alıp bitirelim isterseniz. Evet. Yani çünkü sonuçta milletvekillerine gidiyorsunuz, diğerlerine gidiyorsunuz, hatta bakana gidiyorsunuz, Adalet Bakanı'na bile gitseniz diyecek ki işte Erdoğan ne derse o. Ne diyecek Erdoğan?
Yani ben ne bileyim, ben müneccim miyim diyeceksiniz ama yani nasıl şöyle, şimdi eğer bir tutarlılıktan bahsedeceksek, bugüne kadar ortaya konulan ilke çerçevesine baktığımızda işte devlet ancak kendisine karşı işlenen suçlar affedebilir şeklindeki evrensel ilke. Bu evrensel bir ilke aynı zamanda, yani ilk defa söylenen bir söz değil bu. Bu ilke çerçevesine baktığımızda eğer bu söze riayet edilecekse, bu sözde samimi iseler eğer, bu metnin böyle çıkmaması gerekiyor. Yine bu gerekçeye de eğer samimi bir şekilde bağlı kalacaksa, o gerekçeyi bile dikkate alsalar, bu gerekçe dikkate alınacaksa eğer, yine bu metnin böyle çıkmaması gerekiyor. Burada öncelikli olarak evet, siyasi mahpusların dahil edilmesi gerekiyor bu metne. Bu olmazsa olmaz bir şey. Tabii biz o zaman bırakacak mıyız? Yani bu metinle siyasi mahpuslar bir anlamda affedildiğinde biz meseleyi bırakmış mı olacağız? Hayır, biz bu insanların iade itibar noktasında, iade itibarlarının yapılması noktasındaki mücadelemize devam edeceğiz bir defa. Ya bu böyle de işte bahse konu şekilde siyasi mahpuslar dahil edilerek de çıksa bu. 28 Şubat mahpusları, işte paralel yargı mağdurları dahil edilerek de çıksa, biz yine bu talebimize ısrarcıyız. Bu insanlara iade itibar yapılmalı. Biz sizi affettik denilerek 20 yıl, 25 yılına cezaevinde geçirmiş insanlar ve bunların ailelerinin mağduriyetleri giderilmiş olmayacak. Zaten hiçbir şekilde gideremeyecekler ama bu kadar da kolay bir şekilde bu meselenin çözülmesi mümkün olmayacak. Peki. Yeter ki samimi olunsun. Sözlerde ve gerekçelerde samimi. Yani o sözün arkasında durulsun. Evet. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affeder. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tabii ki en mukaddes arayış özgürlük arayışıdır. Hürriyet arayışıdır. Hak hukuk arayışıdır. Ki haksız, hukuksuz bir şekilde mağdur edilen içerideki bütün kardeşlerimizin en kısa sürede, en izzetli bir şekilde ailelerine kavuşmasını, sevdiklerine kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Bunun için her türlü adımın atılmasını da, her türlü adaletsizliğin giderilmesini de bekliyoruz. Bu dileklerimizle veda edelim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.